Avrupa kısmına yani Macaristan, işte Polonya vesaire falanlara yayınlar başladı, radyo yayınları. Diğeri ise Radyo Liberty, Özgürlük Radyosu veya bizimkilerin tabiriyle Azatlık Radyosu. Azat Farsçadır diyelim ama bütün Türkiye halkı azatlık denince anlarlar. Ama özgürlük deyince anlamazlar. Ve bunlar değişik dillerde, o yerel dillerde yayınlar yapmaya başladılar. Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkmençe vesaire yaptılar. Ve bu 53-54'lerde başlayan yayın Münih'te kurulan radyo aracılığıyla devam etti. En sonra 91'de Prag'a taşındı radyo ve hala yayınları devam ediyor. Ha, bu vesileyle şunu da söylemem lazım ki bunlar Amerikan bütçesiyle yaşıyor. Amerikalıların senatosu bütçeyi belirliyor. Yalnız bu sene alınan bir habere göre Tatarca ve Çeçence yayınlar sene sonunda sona erecek. Ancak Rusça yayın kalacak. Demek ki Amerikalıların da politik düşünceleri farklı olabiliyor. O yüzden bizim Türkiye'de böyle bir radyo kurmanız gerekirdi ki ama şimdi Rusya ile o kadar dostuz ki buna imkan yok. Yani o yüzden radyoların faydası olmadı mı? Oldu. Biz de mesela ben şaka olsun diye işte Sovyetler Birliği'ni yıkanlardan biriyim derim. Ama tabii bu işin şakası. Evet hocam. Öyle bir hocam çok teşekkür ederim konuşmanız için. Şimdi Doğu Türkistan'da bir insanlık suçu işleniyor. Çok ağır insanlıkları, ihlalleri var. Ve şu anda orada yaşananlar bir irkî ve kültürel soykırım. Son aldığımız bilgilere göre 3 milyon civarında Uygur Türk'ü şu anda toplama kamplarında zorla tutuluyor. Hal böyleyken bunu Çin'in iç işleri diyebilir miyiz? Siz konuşmanızın başında Çin'in iç siyaseti bir şey kullandınız. Bunu tekrar sormak ihtiyacı hissettim. Teşekkür ederim. Evet, İnayet Bey tabii bu konuda çok hassas, haklıdır. Orada akrabaları var. Arkadaşları var, meslektaşları var. Yani kalbi orası için atıyor. Bunu anlıyorum. Ancak tabii uluslararası siyasette şartlara göre, güce göre hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin ile ticari ilişkileri var. Ve bu ilişkilerden faydalandığını varsayıyor. Dolayısıyla biz bir Amerika Birleşik Devletleri değiliz. Çin'e ambargo falan koyamayız. O yüzden de mesela Rusya ile de çok sıkı dostuz. Ama Rusya'dan azınlıklara yapılan muamele konusunda bir şey yapamıyoruz. Tek dediğimiz Kırım'ın işgalini tanımıyoruz diyoruz. O kadar. Yani maalesef bu insani olarak baktığımızda evet, Rohingya'daki Müslümanlar olsun, Doğu Türkistan'daki Uygur Kazak Kırgızlar olsun, dünyanın diğer yerlerinde bu nevi baskıcı rejimde evet, insanlık suç. Ama
bizim burada gerçeği görmemiz lazım. Maalesef kalbimiz acısa da, kan ağlasa da yapabilecek bir şeyimiz yok. Tek yapacağımız şey ilişkilerimizde, Çin'le ilişkilerimizde bunu hatırlatmak, diplomatlarımızı, oraya giden siyahçılarımızı bunu yapması. Ama bazı Türk gazeteciler gidiyor ve kapıları dolaşıyorlar. Aman ne şahane ediyorlar. Ne güzel eğitiyorlar gibi yazılar da yazıyorlar. Yani o yüzden bu kusuruya cevap vermek güç. Teşekkürler. Buyurun hocam. Sayın Hocam, önce hoş geldiniz İstanbul Üniversitesi'ne. Benim iki tane sorum olacak. Birisi şu, biliyorsunuz 2015'te biz Türkiye-Rusya arasında bir kriz yaşandık, uçak krizi. Ve Türkiye'ye karşı Rus basınında gerek diplomatları, gerekse özel sektör çok baskı uyguladılar. Biliyorsunuz havalanlarında tutmuş adamları gözaltına alındı vesaire. Çok bir gerginlik oldu. Birden böyle bu tersine döndü. Ve biraz önce siz de söyledi, bir dostluk diye. Ben bu kriz sonrasındaki okuduğum şeylerde pek tatmin olmadım açıkçası. Sizin bu krizin dönüşümüyle ilgili özel bir bilginiz var mı? Yani sizin epey çalışmalarınızı biliyorum. Bu bilginiz var mı? Yani bu dönüşümün sağlayıcı ana unsuru nedir ya da nelerdir? Bir ikinci soru hocam. Şu olacak. Özellikle petrol fiyatları ile ilgili hem Rusya'nın hem Türk dünyasının yaşadığı Kazakistan'ın örneği problemler var. Yani petrol fiyatları düştü. Bu ülkelerde ciddi gelir düşüklükler oluyor. Örneğin Kazakistan işte 260 milyar dolarda, bugün 110 milyar dolarlara düşmüş bir milli gelir var. Dolayısıyla ülkedeki çıkan problemlerin ana nedeni de bu. Şimdi Türkiye açısından bakalım. Türkiye'de petrol fiyatlarının düşmesinden yararlanıyor çünkü enerji dışa bağlı. Dolayısıyla Türk dünyasının, Türkiye dışındaki Türk dünyasının çıkarları ile Türkiye'nin çıkarları birbiriyle çelişiyor. Bu nasıl bir jeopolitik ortamda değerlendirilebilir? Biraz bu konuda yorumunuzu bekliyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok haklısınız. Doğru. Menfaatler farklı. Daha önce açıklamaya çalıştığım gibi biz hiçbir zaman bu ülkelerle birlikte olmadık. Kırım hariç. Bunun dışında hiçbir Osmanlı hakimiyet altında değil. Dolayısıyla onların ekonomik, sosyal, siyasi gelişmeleriyle bizimkilerin arasında hiçbir paralellik olmadı. Şimdi petrol krizi dediniz. Petrolde gelirleri düştü, evet doğrudur. Çünkü Kazakistan'da bilhassa, ben Kazakistan'a gittiğimde de oradaki yetkililerle konuştuğumda onlar da şikayetçiydi, monokültür. Özbekistan'da nasıl pamuğa dayıldıysa, burada da petrole dayalı. Şey yapıyorlar, tek yönlü bir gelir tehlikeye sokar. Dedikleri oldu, böyle oldu. Çünkü endüstrinin başka dallarında gelişme olmadı. Ya, evet, yalnız bu enerji konusunda bize rakipler çok. Mesela Çin. Biz Türkmenistan'dan doğalgaz alacağız diyorduk. Türkmenler şimdi Afganistan üzerinden Çin'e boru hattı düşürüyorlar. Kazakistan da öyle, Rusya da öyle. Yani en fazla enerji ihtiyacı olan ülkeler, mesela Amerika Birleşik Devletleri, çünkü üretimi çok, aynı şekilde Çin. Onun da üretimi çok. Yani bu bağlamda tabii en son Amerika Birleşik Devletleri'nin Prezident Trump'ın şeyi var, değil mi? Ambargo kararı var. İran'dan %20'ye yakın biz İran doğalgaz ve petrolünü alıyoruz. Şimdi bu durumda ne olacak? Bilemiyorum tabii. Türkiye yeni enerji kaynakları bulabilir mi? Ne diyelim? Doğal enerjiler, ne diyelim? Rüzgar enerjisi,
güneş enerjisi vesaire gibi şeyleri. Çünkü bizim kuraklık dolayısıyla bizim barajlarımız yeterince doluluğa kavuşamıyor. Dolayısıyla ürettikleri elektrik az. Yani önümüzdeki aylarda ciddi bir enerji sıkıntısına düşeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi birinci sorumuzda tamam hatırlıyorum neydi? Uçak krizi. Ha, uçak krizi. Şimdi benim görüşüm şu. Biz Rusya ile asırlardır rakiptik, düşmandık. Ancak Cumhuriyet'in kurulmasıyla Atatürk döneminde Sovyetler Birliği'nin bize biraz Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destek, maddi ve silah desteğiyle biz Yunanlılara karşı galebe çaldık. Dolayısıyla ilk yıllarda Sovyetler Birliği'yle ilişkilerimiz çok iyiydi. Sonra Soğuk Savaş vesaire şeydi. Stalin'in boğazları talep etmesi, Erdoğan istemesi neticesinde bu gerginleşti ve bunun sonucunda biz NATO'ya geçtik. Kendimizi korumak için. Ondan sonra fakat şu var ki 90 yani Sovyetler Birliği döneminde biz hiç neredeyse 95-96 yıl hiçbir silahlı çatışmaya girmedik. Ne zaman ki biz Rus uçağını düşürdük. Tabii Rusya veya Putin çok akıllı şey yaptı. Bize karşı ters politikalar geliştirmedi. Neden? Çünkü Suriye'de menfaat ediyorlar. Biz de oradayız. Yani Suriye'de rakip olmamızı istemiyor. Ayrıca bana göre bizim NATO